Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Stratejist Cüneyt Paksoy ile beraberiz. İyi yayınlar Cüneyt Bey. Teşekkürler sevgili Beste. Her zamanki gibi verimli, güzel bir yayın olsun beraberce. İnşallah gündemimiz yine hayli yoğun. Hemen başlamak istiyorum. Şimdi dün Avrupa Merkez Bankası ECB politika faizini 50 bas puan arttırdı ve 2008'den bu yana aslında en yüksek seviyeye çıkardı. Bir taraftan Amerika'da 3 bankanın iflas etmesi var. Bir taraftan İsviçre merkezli Credit Suisse'deki bir kriz var. Bunlar küresel piyasaları nasıl etkiledi? Aslında siz de hep söylemiştiniz, geçtiğimiz haftada söylemiştiniz, uyarmıştınız. Kriz ne durumda? Küresel piyasalar nasıl etkilendi? Bir taraftan da haftaya FED, Amerika Merkez Bankası politika faizini açıklayacak. Onu da merakla bekliyoruz. Neler söylersiniz? Sevgili Beste, yani uzun bir süredir yayınlarımızda ardışık bir şekilde bir sıkıntının altını çiziyorduk seninle. Sadece enflasyona ya da resesyon kaygılarına odaklı gidilmemesi gerektiğini, global piyasalarda özellikle 2008'den itibaren uygulanan politikalar sebebiyle ciddi bir yani potansiyel problem biriktiğini, bu birikimlerin neticesinde aslında pandemi ve savaş gibi katalizörlerle ortaya çıkmış gibi gözükse de biraz da bu birikimlerin sonucu olarak enflasyonun ortaya çıktığını ve bununla mücadele etmek için oluşacak sıkılaşmanın önümüzdeki dönem, özellikle 2023'ten başlayarak birkaç sene dünyanın gündemini finansal sistem üzerine odaklı hale getireceğini söylemeye gayret ediyoruz. Çünkü 300 trilyon doların üzerinde bir resmi borç var. Bunu hep söylüyoruz. Artan bir ivme devam ediyor yıllardır. Artı legal olmayan, legalize olmamış bir gölge bankacılık tabir edilen ağırlıklı veya finansal piyasalarda çeşitli türevlerin kullanılmasıyla veya bazı risklerin hedefedilmemesiyle de oluşan bir sıkıntı ve bir 60 trilyonla 100 trilyon arası ifade edilen ekstra bir borç miktarının da olduğu ve bununla birlikte önemli bir potansiyel risk oluşturduğunu anlatmaya gayret ediyorduk arada. Bunu biz sadece söylemiyorduk. Birçok önemli otorite, farkındalığı yüksek kurum veya otoritelerin de bu noktada uyarıları vardı hep. Dünya Bankalar Birliği'nden de bu noktada açıklama gelmişti aslında yıl başında. Biz bunları hep eski Hazine Bakanı Summers'ın açıklamaları, diğer farklı isimler Rubin'in açıklamaları vesaire. Yani çok farklı noktalardan farklı uyarılar geliyordu. Fakat şunu kimse beklemiyordu. Geçen cuma seninle yayını yaparken bir şeyleri anlatmıştık. Biraz daha yüksek tonda anlatmıştık ve o gün aslında her şey başladı. Ve mızrak çuvala sığmadığını gördük. Ne yaşandı? Bir şekilde 2008 krizinden ders alınmadığını gördük. En önemli başlık bu. Yani normal şartlarda biz ne bekliyorduk? Fed'in global ölçekte tüm finansal sistemi de takip ettiğini ama kendi iç dinamiklerini de takip ederek, kendi enflasyonu da takip ederek karar alma sürecinde etkin bir veri akışı takibi yaptığını ve ciddi bir risk yönetimi yaptığını düşünüyorduk ve biliyorduk. Yani tamam, FED yapmıyor demiyoruz. FED dünyanın en büyük merkez bankası olması ve rezerv paraya sahip olması sebebiyle zaten bunları yapmak zorunda. Bu onun birinci görevi. Yani FED'in iki şapkasından biri bu. Yani FED regülasyon görevi vardır FED'in. Bir de normal merkez bankası görevi görür. Yani enflasyona mücadele eder. Finansal istikrar noktasında duruşunu belirler. Ve piyasaları bir şekilde etkileyecek kararları alır. Ama regülasyon görevi, yani o şapkayı
2008 krizinden sonra o kadar bankayı subprime mortgage krizinden oluşan toksik varlıkları kendi içine alarak ve bankaları likidite enjekte ederek bankalar arasındaki güven bunalımını çözerek ilerleyen Fed'in regülasyon noktasında maalesef çok sıkı bir şekilde bankaları takip etmediğini görmüş olduk bir bakıma. Çünkü neticede Silicon Valley Bank'la yani SVB ile başlayan süreç toplamda dediğim gibi 3 bankaya yayılım gösterdi şimdilik. Şimdilik diyorum çünkü alınan kararlar potansiyel olarak problemi en azından tekrar mızrağı çuvalın içine sokarak bir zaman kazanılmış gözüküyor ama bu tamamıyla sistemik risklerin finansal piyasalarda, bankacılık sisteminde sistemik risklerin ortadan kalktığını bize göstermiyor. Zaten kafalarda soru işareti oluştu. Bunu fiyatlamalardan da gördük ve göreceğiz bundan sonra da. Zaten haber akışı da çok karmaşıktı. Önce Cuma günü o borsada yaşanan sert düşüşlerden sonra bankacılık endeksi özelinde özellikle S&P'nin geldiği seviyeler, bankacılık endeksinin ciddi kayıpları, bankaların ciddi kayıpları, bütün dikkatleri ABD bankacılık sistemine çevirdi öncelikle. Hemen arkasından zaten acaba bu Avrupa'da da bu risk var mı, işte Asya'da da bu risk var mı? Bütün bunları konuşmak zorunda kaldı piyasa. Birkaç gün içinde oldu. O sırada ABD Hazine Bakanı Yellen çıktı. Bizim gündemimizde banka kurtarma gibi bir süreç yoktur dedi. Bankacılık güveninde güvenimiz tamdır dedi. Ama sonra işin aslı anlaşılınca yani neticede siz bir banka olarak faizin yükselişine karşı sadece de tabii Fed'in faizleri arttırması, ABD tahvil faizlerinin 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi ki anlatmıştık Cuma günü sen de bunu. Ondan dolayı bankanın terse düşmesi değil, bazı türev enstrümanların veya risk yönetiminin tam doğru kurgulanmaması da var bunda. Yükselen faize karşı hece edilmemesi önemli ama neticede orada edilen zarara karşı sermaye arttırım kararı alması bir anda mevduat çekişi, bank run dediğimiz sürecin yani bankadan hızlı bir şekilde mevduat çekiliş sürecinin o bankayı bir anda iflas noktasına getirmesi bir anda ABD Hazine Bakanı'nın o söylemini geçersiz kıldı ve araya Beyaz Saray girdi. ABD Başkanı Biden merak etmeyin $250,000 üzerindeki tüm mevduatlarınız $250,000'a kadar bir sınırı vardır Amerika'da genelde finansal sistem içinde mevduat garantisi olarak ama sınırsızca mevduatlarınızı alabileceksiniz dedi. Bunu söylemek zorunda kaldı. Çünkü domino etkisi diğer bütün bankalara yani neticede çok büyük bir banka değil deniyor ama net 20 bankadan biri. İlk 20 bankadan biri bu problemi yaşıyorsa ilk 10 bankaya sıçrar mı? Yani Bank of America, Citibank, JP Morgan, Wells Fargo gibi önemli bankalar da bu problemi yaşar mı? O bankaların risk profili ne? Belki o bankalar önlemlerini aldılar ama faiz yükselişlerine karşı kendilerini hedge ettiler. Risk yönetimini ona göre yaptılar ama dediğim gibi algı değiştiği an banka sistemine karşı oraya doğru yükleniş finansal piyasalarda anomaliyi arttırır, riski arttırır ve bir sert kırılma ihtimali meydana getirirdi. Bunu engellemek zorundaydı Amerika Birleşik Devletleri ve engellediler. Hatta Silicon Valley Bank'tan sonra gündeme gelen diğer banka sürecine de büyük bankalar mevduat yatırarak 30 milyar dolar gibi bir rakam, ciddi bir rakam mevduat yatırarak biz de bu sürecin içindeyiz. Bankalar arasında güven bunalımı yok dediler. Yani 2008'den farklı davranmaya çalışıyorlar. O dönemde bankalar birbirine borç dahi vermemişti. Borç dahi vermiyordu. Araya FED girdi. Garantör oldu ve bankacılık sistemi tekrar normale döndü. Yani biz 2008'i yaşamıyoruz. Bu süreç daha farklı. Bu daha çabuk çözülebilir demeye gayret ediyorlar. Bu da önemli tabii ama tabii ne kadar risk var onu bilmek mümkün değil. Bunu zaman gösterecek. Zaten hemen yorumlara baktığımda yorumlar da bu yönde. Rubini'den gelen
yorumlara baktığımızda, işte eski Hazine Bakanı Samus orada hatta önemli bir şey söylüyor. Yani boyutunu bilmiyoruz. Fed'in aksiyonları da çok önemli hale gelmiştir diyor. Onu birazdan anlatacağım ne demek istediğini. Aynı fikirdeyim çünkü. En önemli uyarı BlackRock'tan geldi. Ben dediğim gibi BlackRock'ın görüşleri geçen hafta da anlattım. Çok önemlidir. Ve finansal kriz riski var. Bu riskin boyutu noktasında yorum yapmak için çok erken. Boyutunu bilmiyoruz. Ama bu riski bertaraf edecek tüm önlemler alınmalı. Bu büyük bir kırılmaya, 2008 benzeri bir kırılmaya dönüşmemeli dedi. Ve bütün bunlar bize şunu gösterdi. 2008'den sonra basılan onca para, arada pandemi ve savaş süreci, bilançonun 9 trilyon dolara gelmesi, bu kadar oluşturulan nakde rağmen bir faiz hareketi, enflasyona karşı mücadeleden oluşan bir refleks bile finansal sistemi etkilemeye yetmiş gözüküyor. Sonra iş Kredi Suisse evrildi. Avrupa bacağı sorgulanmaya başladı. Kredi Suisse'deki kayıplar giderilmesi için İsviçre Merkez Bankası devreye girdi. ECB hemen açıklamalar yaparak sistemi dengede tutmaya çalıştı. Çünkü hemen Avrupa Banka Sistemi'ne iş evrildi. DAX endeksi dediği bir şekilde etkilendi. Bankacılık endeksi üzerinde. Deutsche Bank, Commerzbank, daha önce sorgulanan bankalar hemen sorgulanma noktasına getirildi vesaire. Zaten Asya'da Çin odaklı problemler vardı finansal sistemde. Yani tüm dünya şu an ciddi bir şekilde, her ne kadar şimdilik tedirginlik bir miktar aşılmış olsa da, bundan sonrası için çok temkinli ve dikkatli olacaklar ve radarlarında finansal sistem hep olacak. Tüm bankacılık sistemi adına global ölçekte. Bu biriken sorunların, o legal olmayan borcun legalize edilmesi, o borcun ödenebilirliği, hangi bankada ne kadar risk var, tahvil faizleri yüksek kalmaya devam ettikçe ki faizler bir dönem yüksek kalacak. Çünkü şöyle bir şey de oluştu. FED deniyor ki faiz arttırmasın, hatta 100 bas puanda faiz indirsin. O zaman biz de diyoruz ki pardon, daha bir hafta önce, 10 gün önce, altıları konuşuyorken, 5,5 altılara gelmişken beklenti. Şimdi FED bir anda el frenine, hani arabalarda nasıl tehlikeliyse bu iş, hızlı giden arabaya el frenine çektiğiniz andan itibaren o arabanın spin atması veya ciddi bir kaza geçirme ihtimali oluşur, biliyorsun. En yalın haliyle anlatıyorum. Anlaşılır olmak için. Şimdi kalkıp da FED, ben faizi arttırmıyorum, enflasyonla mücadeleden vazgeçim deme lüksü zaten yok da dediği an, o zaman biz bir senedir neyi konuşuyoruz? Yani her şey anlamını yitiriyor. Biz enflasyona izin verelim. Enflasyon hedefini yukarı yönlü revize edelim. Finansal sisteme uzaklanalım. Bu kaygıları daha çok arttırmayacak mı? Summers bu soruyu sordu. Az önce belirtmeye çalıştım. Yani siz bir anda 50 bas puan mı, 4 toplantı faiz arttıracak, 5,5-6'ya gidecek derken hiçbir şey yapmamasını bekleyip bir de faiz indirimine sürüklerseniz Fed'in kredibilitesi ne olacak? Fed'in güvenilirliği ne olacak? Enflasyon ne olacak? Bir de piyasalara karşı güven bunalımı oluşmayacak mı diyor. Çok net ifadeler bunlar ve bence haklı ifadeler. Onun için artık önümüzdeki 22'sindeki Fed toplantısı çok önemliydi. Artık double önemli hale geldi, triple önemli hale geldi. Yani kat ve kat önemli hale geldi en yalın ifadeyle. FED bir şeyi çok iyi ortaya koymak zorunda. Kararlılığını, finansal sisteme de güveni tesis ederek. Ben finansal sistemi regüle ediyorum, regülasyonu arttırıyorum. Çünkü öyle açıklamalar geldi hemen FED'den. Biz finansal sistemi daha çok takip edeceğiz, sıkı takip edeceğiz. Bugüne kadar niye etmediniz? Bunu sorgulayamıyoruz. Finansal piyasalarda işin farklı boyutunda. Yani grafikler bozulmasın, piyasalar bir çöküşe doğru evrilmesin. Biz anlamak istediğimizi değil, bize anlatılmak isteneni anlayalım noktasında ilerliyor. Yoksa anlamak istediğimizi anlamak durumunda kalırsak, yani risk var ve bu riskler nasıl çözülecek ve riskin boyutu nedir? Bu sorulara cevap bulamadıysa piyasa tedirgin olacak ama şu an piyasa umuda bağlı. Yani enflasyonla mücadele eden FED'e karşı resesyondan dolayı FED'in duracağını beklerken
kötü ve iyi piyasa moduna geçmek isteyen bir piyasa varken enflasyonu bırakıp Fed'in tekrar parasal genişlemeye dönme ihtimali piyasalar için belki iki tatlı olumlu olabilir. Piyasalar için fiyatlamalar noktası olumlu olabilir ama sonrasında o enflasyon düşmezse ne olur soru bir. Piyasanın diğer bankalar ve finansal sistem içindeki riskleri algılayışı değişir. Ne diyebilir? Fed'in kredibilitesi ne olur? Soru iki. Bu iki sorunun cevabını 22 Mart'ta Fed'den dinleyeceğiz. Beraber seninle tekrar yorumlayacağız. O sırada fiyatlamalar zaten gelişecek. Yani özetle haftaya çarşambaya kadar çok önemli hale geldi. Benim beklentim 25 bas puan yapıp madem banka sisteminde birkaç banka dışında problem yok, enflasyonla mücadele devam etmesi ama biraz tonu ılımlı hale getirmesi. Ekstra şahinlikten biraz daha piyasaları da kontrol edilebilir bir FED olması ama enflasyonla mücadeleyi bırakıp hakikaten o el frenine basarsa, el frenini çekerse piyasaların ben açıkçası iki etapta pozitif refleks gösterse bile devamında çok daha derin negatif fiyatlamalarla devreye girebileceğini düşünüyorum. Bunu da bir şerh olarak koyalım. Yayınlarımızda arada böyle notlar koyuyoruz. Böylesi bir süreçten geçiyor piyasalar. Yani yapılmayanların, alınmayan önlemlerin ya da riskini hece etmeyenlerin, riskini hece edenler üzerinden fonlandığı, yani işini görevini doğru yapanların cezalandırıldığı bir sistem oluşmuş. Bu sistemden bir an önce kurtulmak gerekiyor ve bunu konuştuğumuz ülke Amerika Birleşik Devletleri, finansın merkezi, rezerv paranın sahibi. Ve Avrupa'da zaten hemen Credit Suisse devreye girdi. Çünkü insanlar paralarını çekmek istiyor sevgili Beste. Nerede risk var oradan parasını çeker piyasa. Para ürkektir, para korkaktır. Para hemen tepki verir. Bu çok net. Bunu 2008'de gördük. Yani Lehman Brothers'tan sonra FED devreye girmeseydi, bilançoyu 4,5 trilyon dolara hızla çıkarmasaydı sistem ne olacaktı? Sonra pandemide 9 trilyon dolara çıkarmasaydı ne olacaktı? Şimdi ne olacak? Sonsuza kadar FED bütçeyi devamlı yukarı mı taşıyacak? Faizleri hep düşük mü tutacak? O sırada enflasyon patlamasını kim kontrol edecek? Yani enflasyon patladığı zaman stagflasyon, bırak resesyonu, stagflasyon riskine karşı dünya ne yapacak? Bunun cevaplarına bugün ulaşmak kolay değil, mümkün de değil. Ama bugüne kadar yayınlarda sorguladığımız gibi bundan sonra da bu süreci beraber de bütün ben mecra ve yayınlarda zaten yapıyorum ama seninle yaptığımız yayınlarda da ekstra bu süreci sorguluyoruz ve sorgulamaya da devam edeceğiz. ECB normali yaptı, 50 bas puanla geldi. Enflasyonla mücadeleden vazgeçmediğini belirtti. Çünkü gelen bugün işte revize edilmiş ve de 8,5 gibi bir enflasyon var. Yüksek bir enflasyon. Yüksek enflasyonla mücadele etmeyen bir FED ECB özür dilerim olmaması mümkün değil. Ama bankacılık sistemine de şimdilik çaktırmadan, fazla da o konuya girmeden ama bankacılık sisteminde tekrar bir stres testinden geçirmek zorunda kalacak olan bir Avrupa Merkez Bankası gerçeği var bence. İtalya gibi İspanya gibi ülkelerin borçlarını regüle etme noktasında dikkatli davranan, temkinli olan ECB'nin bundan sonra banka sisteminde ciddi bir şekilde kontrolden geçiyor. Banka sistemine tekrar likidite sağlayacak operasyonlar dahil, yani TRO dediğimiz, yani daha önce bu sistemi fonlamışlardı banka sistemini ECB olarak. Hani hem sıkılaşma hem fonlama aynı anda nasıl olur onu da göreceğiz. Çünkü FED bunu yaptı. Hemen bir likidite enjekte etti piyasaya belli oranda. İşte bankalar şimdi kendi aralarında mevduat vesaire. ECB de bir şekilde hem sıkılaşıp hem likidite penceresini iyi takip etmek zorunda olacak. Bu arada enflasyon nereye gidecek? İşte orada petrol fiyatları bize yardım edecek mi derken petrol fiyatları Amerika'nın bence gene gündemiyle. Çünkü arz talep dengesinde böyle bir anda değişim yok. Çin'de veya diğer bölgelerde büyüme noktasında ciddi bir kaygı yok. Neticede burada talep yönlü bir aşağı yönlü eğilim ancak bir finansal kriz de olurdu. Hadi bahanesi bu diyelim ama petrol fiyatlarının 80 dolar altında kalması çok kritikti. Şimdi 70-75 dolarlara bir kez daha girerek Brent petrol. En azından FED ve ECB biraz daha alımlı davranacaklarsa
Enflasyona sebep olan her şeyin geri gelmesi gerekiyor. Ama gıdayı nasıl getireceksiniz? İşte o küresel iklim değişiklikleri yaşanırken dünyada daha zor. Özetle çok ciddi bir metafordan geçiyor, ciddi bir paradoks var. Ciddi bir kaotik süreçten geçiyoruz. Arada olumlu dönemler tabii ki oldu ve olacak ama bu riskler bitmeden, her şey bitti tamam, yola devam ediyor. Tünelin ucundaki ışık göründü demek için çok erken. Bir, enflasyon kesinlikle düşmeli. İki, finansal sistem kendini update etmeli, geliştirmeli ve genişlemeli. Ve risklerini belirlemeli ve bu riskleri çözmeli. Ve büyüme bütün global ölçekte dengeli bir şekilde ilerlemeli. Aslında bütün son cümle, bütün bu yaşadığımız problemler iki şeyi gösteriyor. Kontrolsüz para, kontrolsüz faiz süreci ve ülkeler arasındaki gelir dağılımı ve büyüme sürecindeki eşitsizlikler geldi. Önümüze ciddi sorunlar olarak ortaya kondu. ABD'nin borç yükü, dünyanın geri kalanının borç yükü oldukça, finansal sistemde problemler oldukça dünyanın kalıcı büyümeye ve kalıcı refaha ulaşması mümkün değil. Bu da böyle oldukça problemler masada kalacak. İşte o da altın gibi değerli madenlere yarıyor. Birazdan da konuşacağız zaten sevgili Beste. Evet, teşekkür ediyorum Cüneyt Bey. Dolarla devam etmek istiyorum. Şimdi dolar TL 19 seviyelerine çıktı. Dolar endeksi 104 seviyelerinde. Dolar TL ve dolar endeksi ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Ama bir taraftan petrolü de soracaktım. Aslında az evvel siz de bahsettiniz biraz petrolle ilgili. Brent petroldeki düşüşle ilgili 80 dolardan 71 dolara geriledi. Petrolle ilgili de yine eklemek istediğiniz bir şey varsa o konuyla ilgili fikrinizi de merak ediyorum. Ekonomik petrolü anlattım. Yani evet. 80 dolar üzerinde 85-90'ları geçmedikçe problem yok ama artık 80'in altında kalması çok önemli. Yani enflasyonun düşmesi için petrol fiyatlarının belli bir dengede, daha alt bir seviye dengede kalması çok önemli. Ez cümle bu. Yukarı her gidiş rahatsız eder. Bu kadar risk varken bir de petrol ve emtialar yukarı gidecekse, endüstriyel metaller vesaire, hakikaten problem ciddi bir şekilde enflasyona sebep olacak süreç masada kaldıkça, bir de daha Rusya'nın süreci var. Yani Rusya-Ukrayna savaşı nereye evrilecek? Askeri yığınak yapılıyor deniyor. O süreç nerede netleşecek? ABD-Çin gerginliği. Bak konuşmadığımız çünkü vakit belli. Yayınlarımız uzuyor. Yayınlarımızı daha da fazla uzatmamak için elimden geldiğince kısaltmaya çalışıyorum. Ama konuşmamız gereken de çünkü konu var. Onun için petrol yardımcı olmalı. Dolar endeksi önce bir düştü FED beklentisiyle. FED faiz arttırmayacak, duracak. Hatta faiz indirecek falan. 103'lere bir geldik biliyorsun. Sonra tekrar bir 104.50'lere yükseldi. 105'lere yükseldik. Şimdi 104'lerin üzerindeyiz. 105-106'yı geçmemeli diyorduk ya seninle. Çok kritik bir eşik. Hala da oradayız. Ama bir şey dikkatimizi çekti. Gene birazdan konuşacağım ama altınla dolar endeksi aynı zamanda yukarıda kalabiliyormuş. Biz bunu defalarca anlatmaya çalıştık. Hep ters korelasyon üzerinden okunmamalı bir şeyler. Yani dolar endeksi düştü, altın yükseldi. Dolar endeksi yükseldi, altın düştü. Ya savaşta gördük bunun böyle olmadığını. Pandemide de gördük. Şimdi risk var. İşte piyasanın risk olduğu dönemde nasıl altına sarıldığını bir kez daha gördük. Bana göre altın çok daha yükseklerde kalmalıydı. Alınan önlemlerle dengede kaldı ama şimdi ben dolar endeksi üzerinden konuşuyorsam kesinlikle 22 Mart sonrası Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 106'yı geçmemeli. Geçiyorsa güvenli liman sebebiyle geçer. Çünkü buraya da güvenli liman sebebiyle geldi bir anda. Güvenli liman sebebiyle dolar endeksi yükseliyorsa altını bozmaz. Ama dünyadaki diğer bütün grafikleri bozar. Borsaları bozar, kurları bozar, emtiaları bozar, riskleri arttırır. Böyle bir dolarizasyon, yani güvenli liman dolarizasyonu ciddi bir şekilde tehdit oluşturur dünya için. Bunu da bir not olarak ekleyelim. Uyarı olarak söyleyelim. Dolar TL'de gelince seçim yaklaşıyor. Bizim bilinmezliklerimiz var. Bir de onun üzerine böyle bir global ortam oluştu maalesef. Yani deprem riskini konuştuk. İşte afetin getirdiği yaraların sarılma süreci, onun etki analizleri, risk analizleri, bütçe dengeleri, bir yandan işte gelen seçim sürecinin, yaklaşan seçim sürecinin getirdiği belirsizliklerin piyasa üzerindeki etkileşimi,
Artan döviz talebi bir miktar da neyse de bir cari denge üzerinde de bir hali hazırda farklı dinamiklerden oluşan hala bir açığımız var. Bütün bunlar birleştiğinde tamam kamunun etkisi çok büyük. Çünkü politika faizimiz de piyasanın mevduat faizi ve kur korumalı mevduat faizinin arasında bir makas var. Bu makas biraz koruyor. Biraz net hata noksandan para girişi var. Sahada kontrol ediyoruz. Serbest piyasadan hala bir para girişi olduğunu da duyumluyoruz. Yani Suudi Arabistan'ın mevduat açışı dışında. Ama Merkez Bankası rezervlerinde de bütün bunlara rağmen bir erime var. Miktar. Yani seçime kadar ben çok ekstrem bir hareket beklemiyorum ama seçim sonrası yeni oluşacak dengeler önemli olacak. Yani program, uygulanacak program, yeni yapısal reformlar, programın süreci, bütün bunlar çok etkili olacak ve dolar şu an 19'da artık. Serbest piyasadaki makas açık. Oradaki işlemler biraz daha yukarıda 19-10, 19-30, 19-40 bandı içinde gelişiyor. Artık yani 19-20 bandı içindeyiz diyelim. Resmi kur ve serbest kur ve banka kuru için konuşuyorum. Buralar seçime kadar efektif gözüküyor. Aşağı gidiş için biz zaten şu an çok net bir gerekçe yok önümüzde. Ama yukarıda buraların artık aşılmaması çok önemli. Seçim öncesi hatta seçim sonrasında da yıl sonu beklentisi olan, beklenti anketlerinde yer alan 20-23 bandının içinde bir yerde tepe yapıp hani orada rekabet çukura da destek veriliyor. Dolar TL'de bakmak zorunda kalıyor. Çünkü borsada bankacılık endeksini de etkiliyor. Finansal istikrar sürecinde kur çok önemli bir yer teşkil ediyor. Enflasyonu da geçkenlik noktasında etkileyebiliyor. Kura da ekstra temkinli bir şekilde yaklaşma zamanı. Zaten uzun bir süredir böyle. Tamam çıpalanmıştık ama kademe kademe çıpalanmanın biraz daha yukarıda oluştuğunu gördüğümüz için bu sürece de dikkatle bakacağız. Bu tabii gram altın fiyatlarını da etkileyen bir süreç oluşturuyor. Onu da belirttim sevgili Esra. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt Bey. Hazır gram altın demişken altınla devam edelim. Şimdi altın fiyatları son 1,5 ayın en yüksek seviyelerini test etti. Aslında siz de uyarmıştınız. Geçtiğimiz haftada yine konuşmuştuk. Altın fiyatlarındaki bu hareket kalıcı olur mu? Yeni bir rekor gelir mi? Neler söylersiniz? Burada ekranı kusura bakma. Rica ederim. Kusura bakmasın çünkü anlık fiyat değişimlerini de takip etmek durumundayız. Aramızda bizim bir ekran var sağ olsunlar. Evet. Milliyete gibi koyuyor her zaman ama. Yani gram altın işte pardon ons altın özür dilerim ben buradayım dedi. Yani biz bunu anlatmak istiyoruz. Yani vardır. Hiçbir zaman altından vazgeçmeyecektim yani bir şekilde. Bu kadar risk varken finansal piyasada sistemik riskler varken altının pek problemi sıkışması 3 senedir. Yani ons altın bir yere gitmediği için yani geliyor 1950, 2000, 2100 bandına. Bir iki kere orayı test etti. 2000-2100'ü geçemedi. 1900-1950 birkaç kere test etti geçemedi. Aşağıda da çok kalıcı olmuyor ama son 1800'den bir günde 100 dolarlık hareket çok önemliydi. Bak 100 dolarlık hareket gösterdi. 120 dolar hatta. Bir anda 1810'lardan 1930'lara, 1940'lara zıpladık resmen. İşte neden altın dediğimizin bir provası bu. Kısa vadede işlem yapanlarla orta ve uzun vadede işlem yapan arasındaki farkı zaten haftalardır anlıyorum elimden geldiğince. Ama uzun vadede portföylerde niye altın olması gerektiğini bir kez daha anlamış oldum. Risklere karşı bizi koruduğunu, getiri anlamında değil sadece bir güvenli liman olduğunu bir kez daha görmüş olduk. İşte dolar endeksi 106'lardan, 105-50'lerden 103'lere çekilirken sonra tekrar 104-50'lere dönmesine rağmen altın yükseldiğini görüyorsak beraber de aynı zamanda aynı anda güvenli liman olabildiğini de gösteriyor. Bu kadar risk, yani dilemiyoruz dünya içinde, kendi ülkemiz içinde risklerin yükseğe çıkmasını sonuçları çünkü maalesef ağır olabiliyor. Hep yaşadı dünya tarihinde insanlık ama altın olmadan olmaz. 1900-1950 geçilecek olursa bu 2011-12 tepesi aynı zamanda hep söylüyoruz. Tekrar 2000-2100 bandı. Orada 2080 tepesi çift tepe denenebilir. Bu FED sonrası da oluşabilir.
Yani önümüzdeki hafta FED sonrasına da konsantre olacağız. Ve biz 2200, 2300 devamlı 2500'e kadar bir altın günlük edebiliriz. Bu tabii bu bir günden yarın olmayacak ama bir günde 120 dolar çıkabiliyorsa altın ekstrem hareketler de oluşturabilir. Özellikle riskler tekrar finansal piyasalarda konuşulursa altın burada zaten durmaz. Onu bunu da beklemez. Yani FED onu demiş, bu bunu demiş. Beklemez gider. Bütün mesele risklerin yönetilebilirliği. Orada da tabii FED'in söylemleri dışında sistemin içinden gelen haber akışı da önemli. Olacak başka bankaların ismi zikrediliyor mu? Avrupa'da durum ne? Asya'da durum ne? Credit Suisse kim alıyor, kim almıyor? İşte banka satın almaları göreceğiz vesaire. Bu süreçte altın çok önemli olacak. Hani 1800-1850 dip oldu artık. Oraya geldikçe alın. Yukarıda yalnız 1950 geçirirse de ekstrem hareketler, hele 2080 geçirirse çok ekstrem hareketler görebiliriz. Bunun gram altına yansıması da hızlı bir şekilde oldu. 1100'lerin altına bir gelmiştik hatırlıyorsun. Alım fırsatı bölgesine girişti aslında o. Hızlıca tekrar 1180'lere geldik. 1185-1190'lar tüm zamanlarda gördüğümüz rekor seviyorlar. Dolar artık 19'da, ons altı 1900. 30'larda an itibariyle ve gram altına da baktığımda 1080 fiyatlamasını görüyorum. Çok rahat bir anda 1200-1250'lere gidebilir. Bu bir hafta 10 gün önemli. Kısa vadede 1000-1100 bandına doğru yaklaşımlar iyi alım fırsatı. 1150 üzerinde de kalınca 1200-1250 ve üzeri iyi bir satım fırsatı. Kısa vade ve orta vadeciler için ama uzun vadeciler için önümüzde çok uzun bir yol var ve bu uzun yolda gram altın, pardon, portföylerde muhakkak olmalı. Bir de biz geçen hafta altın skill diye bir enstrümandan bahsetmiştik. Altın sertifikası, borsada işlem gören. Onda da 11.50'lere kadar düşen fiyatın bir anda 12-17'lere yükseldiğini gözlemliyoruz. Yani hızlıca ons altın ve gram altındaki hareketlere korele bir enstrüman. Önemli bir enstrüman. Onu da arada fiyat olarak veriyoruz. Yayınlarımızda bundan sonra da ekledik. Onu da hatırlatmış olalım. En azından çok ciddi bir komisyon ödemek istemeyen veya borsa işlem yapanlar için tabii bu. Yapabilenler için. Hani yoksa bankada veya fiziksel altın alanlar dışında söylüyorum bunu. Böyle bir enstrüman var. Bunu kullanabilirler rahatlıkla sevgili Beste. Teşekkür ederim Cüneyt Bey. Son olarak borsayı da sormak istiyorum. Şimdi haftanın son işlem gününde borsa aslında güne yükselişle başladı. Baktığımız zaman 5277 puandan açıldı sabah saatleri itibariyle. Borsa ne durumda? Bu çalkantılardan etkilendi mi? Neler söylersiniz? Ya şimdi çok etkilenmedi. Ama yukarı gidiş hızımızda bir ivme kaybı yaşadığımız muhakkak. Çünkü bankacılık sektörü sorgulanır. Mesela global ölçekte. Bizde belki böyle bir riskler yok ama bizde etkiler. Nitekim 5000 üzerinde bir bankacılık endeksi oluşturmuştuk. Bankacılık endeksi önemli demiştik. 4000-4500 içinde konsolide olmalı ve 5000'lerin üzerine geçmeli ki Borsa İstanbul'a kuvvet versin demiştik. Bu gerçekleşti ama an itibariyle 5000'in altında bir bankacılık endeksi var. 5200-5300 aralığında da bir Borsa İstanbul'umuz var. Şimdi çok önemli. FED'e kadar ve FED'den sonrası. Eğer S&P 500 an itibariyle 3960 kapanışı var ama 3900 alçalan trendin kesiştiği bölge. Oranın altına bindik, hemen üstüne attık. Aslında 4200 binlik ortamın üzerine geçmeli S&P 500 endeksi. Onun için bir yandan gözünü S&P 500 endeksine dikecek. Bir yandan kendi bankacılık sistemimize konsantre olacak. Bir yandan kur tarafına ve tahvil tarafına konsantre olacak. Bankacılık sektörünü de etkiliyor çünkü. Reel sektörü de etkiliyor çünkü. Bir yandan seçim sürecine konsantre olacak. Bir yandan deprem sürecinin sektörel değişimlere, sektörel etkilerine ve toplam maliyetine konsantre olacak. Çok konsantre olması gereken konular Borsa İstanbul'un. Bu şu demek, her sektör, her hisse eşit oranda gitmeyecek artık. Bunu hep söylüyoruz, hep de söyleyeceğiz. Doğru hisseyi bulmak çok daha önemli hale geldi. Borsa İstanbul'un orta ve uzun vadede önü açıktır. Ama kısa ve orta vade adına hem globalden hem hissel dinamiklerden dolayı dikkatli olalım. 5000'lerden bir döndük bu S&P'nin yaşadığı düşüşte. Oraları kırmamalı. Orada 50-70 günlük ortalamalar var. Oralar kırılırsa
önümüzdeki günlerde. Hareketin bir kez daha 4.000-4.600'lere, yani o deprem riskiyle bir anda geldiğimiz, hatta bir takım emirlerin silindiği bölge, 200 günlük ortalama dahil bölge inme riski oluşur. Trend bitmez ama en azından bir miktar daha satış görme ihtimalimiz oluşur. Yabancı oranında fazla bir değişim yok. Bir 29 ayın üzerine 60'lık tekrar bir satış gördük. O doğal, çünkü herkes global diyese senedi satıyor an itibariyle. Her yerde satıyorlar. Bize özgü değil. Bizde zaten uzun süredir satıyorlar. Henüz alıcı noktasına geçmemiş. Geçmemişlerdi. Seçim belirsizliği bitince belki netleşince ya da bizde de yabancı alımlarının farklılaştığını görebiliriz. Bunun da altını bir kez daha çizelim. Ama yukarıda kalabilmek için 5.300-5.350, devamında 5.500 test ettiğimiz bölgeler geçirmeli ki 6.000'ler ve üzerine gidebilirim. Ama 5.000'in altına kalıyorsak aman dikkat. Bir 4.000-4.500'e özellikle çok dikkat. Oraların seçime kadar ve seçimden sonra kırılmaması çok önemli Borsa İstanbul için sevgili Vesna. Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey, değerli katkılarınız ve görüşleriniz için. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum sevgili Beste. Umuyorum pozitiflikleri konuştuğumuz, umutları konuştuğumuz yayınlarla devam ederiz sürece. Zorlukları anlatıyoruz. Haklı çıkmak değil amacımız. Dediğim gibi güzel bir hafta dilerken bir sonraki haftada daha iyi haberler vermek ümidiyle diyorum. İyi haftalar. İnşallah. Hoşça kalın.